arkadaşlar bugün if clause'ları çalışacağız. If clause demek conditional clause yani şart cümleleri demek arkadaşlar. Yalnız konuya girmeden önce bir takım bir şeyleri çalışmamız gerekiyor. Bir takım kavramlar var. Onları bilirsek hepsini yapabiliyoruz. Şimdi konumuz neydi? If clause'lar arkadaşlar. Yani şart cümleleri. Şimdi bir örnek yazalım. If Peter has time he will he will come to visit us. Şimdi if clause cümlelerinin hangisi olursa olsun iki bölümden oluşur arkadaşlar. Bir, şu ifli kısım, şurası. Buraya e, hypothesis veya if clause diyeceğiz. If, ifli kısım yani şart kısmı. Şart kısmı. Eğer Peter'ın zamanı olursa. ikinci kısım için de e, result diyeceğiz. Sonuç. Yani eğer Peter'ın zamanı olursa o bizi ziyaret etmeye gelecek. Yani bir short cümle kısmı var. If clause kısmı var. Bir de main clause ana cümlecik ama bunu aslında result da diyebiliriz. Sonuç demek. Arkadaşlar bütün e, if clause'lar böyle olacak. Yani bir if'li kısım var. Bir şart kısmı var. Bir de o şart yerine geldiğinde gerçekleşecek olan sonuç kısmı var arkadaşlar. Peki bu iki kısmı bir yerlerini değiştirebilir miyiz? Evet değiştirebiliriz. Yani şunu şöyle diyebilirdik ki he will come to visit us yalnız buradaki virgülü kaldırıyoruz o zaman tek küçük farklılık o. Şuradaki if'e nokta koyacağız. Küçük harf olacak. If e, Peter has time tamam. hiçbir farklılık yok cümlelerde. Sadece şu virgül kalkacak. If ortaya geldiği için de küçük. Yani şu iki if'lik if, if clause'a main clause'un yerlerini değiştireceğiz arkadaşlar. Şimdi if clause'larız arkadaşlar. E, kaç çeşit if clause var? Şart cümlesi var. If clause'lar type dediğimiz çeşitleri type 1, 2, 3 diye. 1, 2, 3. tipleri var. Yani bazı kitaplar 0'yu e, type 1 ile birlikte alıyor. Bazılar da 4'e ayırıyor. İşte 0, 1, 2, 3 diye. Ama çoğunluğu bu type 1'ı hem 1 hem de 0'ı. Yani ikisini birlikte aynı grup içinde e, koyuyor. Şimdi o zaman diyeceğiz ki 3 çeşit if clause var. Bunların hepsini teker teker göreceğiz. Bir de arkadaşlar önemli olan şu var. Şimdi if clause'ların neler belirliyor? Zamanlar belirliyor. Bir de gerçekleşme ihtimali olup olmadığı belirliyor. Yani şöyle söyleyelim. Ee, şimdi real real gerçek veya very probable demek gerçekleşme ihtimali çok yüksek olan demek. Yani bir şey gerçekleşme ihtimali varsa, gerçekse. Bu çok önemli arkadaşlar if clause'larda. Bir de imaginary hayali ve improbable situation var. Yani gerçekleşme ihtimali olmayan demek arkadaşlar veya çok çok zor olan ihtimaller için. Bu ikisi çok önemli çünkü if clause'ları bunlarla belirleyeceğiz. Real or very probable gerçek ve ihtimal olan mesela benim zamanım var. Yarın hava güzel olursa pikniğe gideceğim dersem eğer. Ee, bu ihtimal olan bir şey. Gerçekleşme ihtimali ama zamanı hiç olmayan bir insan. Yani 24 saatin 20 saati çalışan bir dakika bile boş zaman olmayan bir insan. Eğer hava güneşli olursa pikniğe gideceğim cümlesi onun için improbable olur. Mümkün olmayan, imaginary, hayali bir şey olur arkadaşlar. Veya şöyle diye mesela ben senenin yerinde olsaydım şunu yapardım dersen bu gerçekleşme ihtimali var mı? Yok imaginary bir şey bu. Hayali bir şey. Yani şunlar çok önemli. Real, very probable, gerçek ihtimali olan ve e, yüksek ihtimalli bir şey. Imaginary, improbable, ise gerçekleşme ihtimali olmayan. Şöyle bir örnek verelim. Mesela bir iş adamı diyor ki, işte bu yıl iyi çalışırsam vergi rekortmeni olacağım. Arkadaşlar yapabilir mi bir iş adamı? Şirket şirket kurmuş, işler de iyi gidiyor. Onun için bu hangisi olur? Real, very probable olur. Ama ortada iş şirketi olmayan, ee, işsiz bir insan derse ki ben şirket kursam vergi rekortmeni olurum onun için hangi durum gerçek olur imaginary improbable olur arkadaşlar aynı cümle farklı insanlar için biri için real very probable olabilir veya imaginary improbable olabilir arkadaşlar şimdi şöyle dedik if clause'lar iki bölümden oluşuyor if clause ve main clause kısımları yerlerini değiştirebiliyoruz Üç çeşit if clause var. Göreceğiz onlar adım adım. Ve şu iki kavram bizim için çok önemli. Real, very probable. Imaginary, improbable. Gerçek. Yüksek ihtimal olabilecek bir şey. Hayali ve mümkün olmayan veya mümkün olması çok zor alan demek arkadaşlar. Bunu sürekli konuşacağız şu iki kavramı. Peki. Şimdi birlikte bakalım. Şimdi. Neyle başlıyoruz? If clause type 1 ile başlıyoruz arkadaşlar. Type 1. If Robert studies hard. Robert iyi çalışırsa diyor. Buraya ne kullandık arkadaşlar? Simple present. He will pass the exam. Sınavları geçecek diyor arkadaşlar. Bakın. If'li kısımda simple present. ikinci kısımda will kullandı arkadaşlar. If clause type 1'lerde böyle yapıyoruz. Şimdi Robert'ın sınavlarını geçmesi hangi şarta bağlı? iyi çalışmasına bağlı. Present simple kullandık burada if'li kısımda. Gerçekleşme ihtimali var mı? Var. Unutmayalım. If clause type 1'larda real gerçek probable, very probable çok önemli bu arkadaşlar. If clause type 1'larda bir de biraz sonra da göreceğiz. E, zaman present olacak. Present veya future. İkisi beraber olacak. Tamam mı? If type 1'larda. Şimdi gerçek olan bir durum var. If close type one'larda ve present veya future zaman. Şimdiki zaman veya gelecek zaman. Şimdi isterseniz buraya bir örnek daha yapalım. Mesela the waves the waves will be high there will be a storm. Şimdi cümleye bakalım. Dalgalar çok yüksek ve fırtına olacak. Şimdi diyor ki eğer perhaps belki de perhaps dalgalar belki de yüksek olacak ve yüksek olursa da fırtına olacak arkadaşlar. Şimdi gerçekleşme ihtimali var mı? Var. Zaman ne? Şimdiki ve gelecek zaman. If cross type 1. Diyeceğiz ki if the wave dalgalar are high yüksekse present kullandık. Present kullandık. Ne olur arkadaşlar gelecekte? There will be a storm. Unutmayalım. If Cross Type 1'larda daha gerçi Type devam edeceğiz. Gerçek mümkün olan bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi şimdi ve gelecek zaman birlikte kapsıyor. If'li kısımda simple present kullanıyoruz. İkinci kısımda will kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi gene Type devam ediyoruz. Farklı özellikleri var. Şimdi her zaman doğru olan şeyler var arkadaşlar. Her zaman. Water. Turns into ice. Buza dönüşür diyor su. If the temperature, sıcaklık fail, düşerse ne? Below and zero Celsius. Sıfır derecesine düştüğünde sular diyor buza dönüşür. Bu arkadaşlar milyon kez de yapsanız değişmeyecek bir genel bir doğru. Demek ki burada ne yapıyoruz? Şimdi ifli kısım neresi? Şurası. Burada yerleri değişmiş. İfli kısımda gene ne kullandık? Simple. Present. İkinci kısımda yine simple present kullandık. Tamam mı? İki kısımda da simple present kullanabiliyoruz. Her zaman doğru olan. Bir ekstra bir örnek daha yapalım. If the sun shines. Eğer güneş parıldarsa diyor. Kar ne yapar? Snow melts. Kar erir diyor arkadaşlar. Bu her zaman geçerli olan bir şey. Yalnız bu her zaman geçerli olan her iki tarafta simple present kullanıyoruz. If yerine when de kullanabiliriz arkadaşlar. Neden bahsediyoruz? Gerçek olaylardan bahsediyoruz. Her zaman gerçek olan. Yine type 1'a devam ediyoruz. Type 1'dayız. Hala type 1'dayız. If you don't understand, eğer anlamazsan, look at the example, örneğe bak. Şimdi, if'li kısım yine simple present. İkinci kısım imperatif, emir cümlesi. Imperatif arkadaşlar. Şöyle yapalım, bir örnek daha yapalım. If you have to take to take şöyle yapalım. To take go to the dentist. Dişçiye git. Eğer diş ağrın varsa dişçiye git diyoruz arkadaşlar. If'li kısım simple present ikinci kısım emir cümlesi direkt fiille başlıyor arkadaşlar. Type da böyle bir özellik de var. If'li kısım simple present, ikinci kısım result e, clause kısmı, main clause kısmı imperative emir cümlesi. Yine Type 1'dayız arkadaşlar. Yine hala Type 1. If you go to New York, eğer New York'a gidersen, you can see the Statue of Liberty. Neyi görebilirsin? Bakın arkadaşlar, ifli kısım simple present yine. İkinci kısımda alternatif modullar var. Biliyorsunuz modeller neydi? Can, may, must gibi bunlara biz modullar diyoruz. Modul ikinci kısımda modul kullanıyoruz. Eğer New York'a gidersen neyi görebilirsin? Özgürlük anıtını görebilirsin. Bir örnek daha var. Mesela if you, if you are hot. Eğer sıcakladıysan diyor, sıcaktan bunu aldıysa ne yapabilirsin? You, you can open the window. Pencereyi açabilirsin. Birinci kısım if you are hot, simple, present. İkinci kısım model kullandık arkadaşlar. Şimdi if close type one'ı özetlersek bir kere iki kısımdan oluşuyor. If'li ve main close kısımları. If'li kısımda simple, present kullanıyoruz. İkinci kısımda alternatifler var. Hatırlıyoruz değil mi? Birinci örnekte will ve want'u kullanıyoruz. Her iki kısımda simple present olabiliyor. Ee, Imperatif emir cümlesi kullandık. Bir de modulları kullanabiliyoruz. Can, must, may gibi. Tamam mı? Biliyorsunuz modullardan sonra fiil birinci halde. İşte if clause type 1 bu arkadaşlar. If clause type 1'da real bir durum var. Gerçek. Very probable. Olma ihtimali çok yüksek. Zamanımız arkadaşlar? Present ve future birlikte genelde ikisi birlikte el alınıyor. Unutmayın arkadaşlar. Real, very probable, the present, future. Bu çok önemli. Şimdi gelelim ikinci if clause type 2. Type 2. İkinci kısım. Şimdi ikinci kısımda hayali şeylerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Gerçekleşmiş mi ihtimali olmayan. Mesela ben ayda yaşasam. Ben Amerika'da yaşasam. Şu an için mümkün değil. Ha, sıfır ihtimal değil ama şu an için çok. Improbable diyoruz. Mümkün olmayan. Imaginary. Hayali. E, improbable. Mümkün olmayan. Mesela işte e, buraya bakalım. If I had a lot of time. Çok zamanım olursa. I would buy a big house. E, bir büyük bir ev satın alırım. And I would go on a cruise around the world. dünyada bir Dünyanın çevresinde bir deniz yolculuğuna çıkarım ama şöyle bir uzantısı var. But I Don't have any tamam ama hiç zamanım yok diyor. Mümkün değil yani bu arkadaşımızın bu hayalleri sadece hayali rüya şey görüyor böyle e, gelecekle ilgili böyle hayaller görüyor ama mümkün değil Çünkü şu anda zamanı yok parası ve zamanı yok arkadaşlar. Şimdi ne kullandık? If to, e, close e, if type two da ifli kısım arkadaşlar simple past. Bu çok önemli. Simple past. İkinci kısımda ne kullandık? Would kullanıyoruz arkadaşlar. Would. Tamam? İsterseniz bir örnek daha yapalım mesela. If I işte senin yerinde olsaydım. Şuraya yazalım. If I burada da şöyle bir şey var biliyorsunuz if I'dan sonra was kullanılıyor ama if clause'larda if I were you. Senin yerinde olsaydım. Bu biraz da tavsiye gibi. If I were you. I I would study ha çok sıkı çalışırdım diyor arkadaşlar. Şimdi birinci kısım simple past. Was ve were ikisi de kullanılıyor aslında. Şöyle simple past, if'li kısım simple past. İkinci kısım would ve başka şeylerde past kullanacağız ama. If clause type 1'de ne kullanmıştık? Will. Burada would kullanacağız. Şimdi önemli olan şu. If clause type 2'lerde unreal, gerçek olmayan, improbable, gerçekleşme ihtimali çok az olan şeyler işte lotoyu kazanırsam işte piyangoyu kazanırsam if i if i ne diyelim mesela uh, if i had if i had a lot of if i had a lot of money çok param olsa diyor if i had a lot of money i i would uh, give it give it to the poor onu fakir insanlara dağıtırdım If I had bakın birinci kısım simple past. If I had a lot of money. Çok param olsa I would give it to the poor. Onu fakir insanlara verirdim. Ama arkadaşlar benim çok fazla param yok. Bu benim hayalim. Gerçekleş gerçekleşme ihtimali çok zayıf şimdi. Ifli kısımda simple past kullanıyoruz. İkinci kısımda would kullanıyoruz. Şöyle yapıyoruz. If clause type tool'larda. Birinci kısımda ne kullanıyoruz? Ifli kısımda simple past. İkinci kısımda would. Could veya might kullanıyoruz. Bunlar hep past arkadaşlar. Would neyin pastı? Will'in. Could, can'in. Might, main past arkadaşlar. Unutmayın. Şimdi if clause type tolarda unreal, gerçek olmayan, imaginary, hayali durumlardan bahsediyoruz. Yani en azından şu anda mümkün olmayan. Zamanımız ne arkadaşlar? Present yine. Unutmayın. Present. Şurada simple past da kullansam aslında bu present senin yerinde olsaydım çok çalışırdım. Şu an için geçerli. Present. Şurası şuradaki past sizi yanıltmasın tamam mı? Iflik if, if kısmında ifli kısımda simple past. ikinci kısımda would, could ve might kullanıyoruz. Unreal imaginary situation present. Şimdi üçüncü tip. Type 3. Jack Miss the bus. Ne yapmış? Jack? Otobüsü kaçırmış dün yesterday. So he was late for work. Ama bu yüzden de işe geç kalmış. Şimdi neden bahsediyoruz? Geçmiş zaman. Yani bu past arkadaşlar. Past. Bakın şuraya not alıyorum. Past geçmiş zaman. Peki gerçek olma ihtimali var mı? Yani geriye dönüp şöyle olsaydı, böyle olsaydı dersek. Bunlar gerçek olma ihtimali var mı? yok arkadaşlar. İşten geçmiş zaten. Yani diyor ki if Jack hadn't missed the bus. Eğer otobüsü kaçırmasaydı ama kaçırdı. Gerçek olmayan unreal diyoruz. Bakın past ve unreal. Ne kullanıyoruz? Past perfect. Past perfect'i vermiştik. Had fiilin üçüncü hali. Onun sorusu hadn't missed the bus. Otobüsü kaçırmasaydı. He wouldn't have been late for work yesterday. Dün işe geç kalmayacaktı. İşe dün e, geç kalmayacaktı. Bir örnek daha yapalım. If she had called Earlier, erken, daha erken arasaydı, I, I would have told her about the meeting. Ona toplantı ile ilgili, toplantı ile ilgili e, bilgi verirdim diyorum. Eğer beni daha erken arasaydı. Şimdi ifli kısımda ne kullanıyoruz? Past perfect. Had, fiilin üçüncü hali. İkinci kısımda da would kullanıyoruz. Have fiilin üçüncü hali arkadaşlar. Unutmayın. Bu hayali bir durum çünkü geçmişe dönüp bir takım şeyleri değiştiremeyiz. Artık bitti yani unreal, gerçek olmayan. Dün şöyle olsaydı, böyle olsaydı bunları düzeltemeyiz geçmişe gidip unutmayın. Unreal buradan geliyor. Zaman hangisi? Geçmiş zaman. Geçmiş zaman arkadaşlar. Bunu da şöyle yapıyoruz. If close type 3'lerde. üçlerde. If'li kısım past perfect. Yani had fiilin üçüncü hali. İkinci kısımda would, could veya might kullanıyoruz. Ama e, have yazıyoruz. Have yapıp fiilin üçüncü haline koyuyoruz arkadaşlar. Mesela would have gone. Might have e, watched. Bu şekilde. Would have fiilin üçüncü hali arkadaşlar. Şimdi şöyle hızlıca bir bakarsak if clause'lara. Şimdi if clause'lar üç bölümden Üç tane, üç çeşidi var. Birinci if-close-type-1'lar zero ve yani birlikte değerlendirebiliriz. Ee, şu, eğer sıkı çalışırsa sınav olan hepsini geçebilir. ihtimali olan. Doğa olaylarından her zaman gerçek olan şeylerden bahsetmiştik. Present-present kullanıyoruz. Present-imperative kullanıyoruz. Present-model kullanıyoruz. Bunlar neydi arkadaşlar? if-close-type-1'di. Şurada var arkadaşlar. if-close-type-2'ya geçtik. Unreal'a geçti. Gerçek olmayan hayali şeyler. Eğer çok zamanım olsa, çok param olsa, şurada olsaydım, Amerika'da olsaydım. Bunların şu an için gerçekleşme ihtimali yok. İkinci kısımda would, would, could ve might kullanıyoruz. Bunlardan sonra tabii feel. birinci halde arkadaşlar. Birinci kısımda past simple. Unutmuyoruz. Type 2, unreal, imaginary situation. Zaman hangisi arkadaşlar? Present. Şuradaki simple past sizi yanıltmasın. Present. Üçüncü. Geçmişte şöyle olsaydı böyle olsaydı dediğimiz cümleler geçmiş zaten kendisinde zaten belli unreal gerçek olmayan past birinci kısımda if close if clause kısımda past perfect kullanıyoruz had fiilin üçüncü hali ikinci kısımda would could might have fiilin üçüncü hali şimdilik bu kadar bunlarla ilgili soru çözmemiz lazım soru e, soru videosu da çekelim bir de wish clause'larımız var Onlara da daha sonra tekrar bir göz atacağız